Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. After Effects Öğreniyorum serimize bugün 3D 3D Layer'larla devam ediyoruz. After Effects içerisinde iki boyutlu görsellerle çalışarak animasyonlar oluşturabiliyorduk. Aynı zamanda dilerseniz After Effects içerisinde 3 boyutlu çalışmalar da oluşturabiliyorsunuz. Peki 3 boyutlu çalışmalardan kastımız nedir? 3 boyutlu çalışmalar 2 boyutlu çalışmalara nazaran en boy oranı ve derinlik belirten çalışmalardır. Örneğin bu zamana kadar bir kareyi biz sadece iki boyutlu şekilde gördük. En ve boyunu görmüştük. Şimdi bir kareyi küp şeklinde görebileceğiz. Enini, boyunu, altını, üstünü, sağını, solunu görebileceğiz. Bunu After Effects içerisinde 3D Layer, 3D Layer'larla yapabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse elimizde böyle bir kutu olduğu zaman After Effects içerisinde iki boyutta biz bunun enini ve boyunu görebiliyorduk. 3 boyutlu layer'lara geçtiğimiz zaman hem sağını, solunu ya da üstünü veya altını görebileceğiz. Yani artık bunu küp şeklinde görebileceğiz. Bir kutu şeklinde görebileceğiz. Bunun için 3D layer seçeneğini aktif edip After Effects içerisinde çalışmamız gerekiyor. Şimdi hazırsanız After Effects'imize geçelim. 3D layer'ları öğrenmeye başlayalım. After Effects'imize geçtik. Kompozisyonumuzu oluşturduk. Hazır şekil araçlarından faydalanacağız arkadaşlar. Hemen buradan renk seçiyorum. Ve bir kare çizmek istiyorum. Shift'e basarak bir kare oluşturdum. Bu kareyi şu anda ekranımın ortasına alabiliyorum. Merkez noktasını merkeze taşıyorum. Kontrol tuşuyla Anchor Point tarancına çift tıkladığımız zaman merkez noktası merkeze taşınıyor. Şimdi bu Shape Layer'ın özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar Contents ve Transform iki tane alt layer'dan oluşuyordu. Transform özellikleri bizim pozisyon, scale, rotation ve opacity'den oluşuyordu. İki boyutlu çalışmalarda gördüğünüz gibi sağa sola hareket var, yukarıya aşağıya hareket var. Ama onun dışında ileriye geriye ya da rotation içerisinde baktığımız zaman tek boyutlu bir döngü vardı. Peki 3 boyutlu layer'lara geçtiğimiz zaman nasıl bir transform araçlarıyla karşılaşıyoruz? Burayı resetliyorum. 3 boyutlu layer'a geçebilmek için bizim layer'larımızın üzerinde bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Değişiklik yapabilmemiz için hemen buradaki araç kutularının üzerine geldiğimiz zaman 3D layer, bu seçenek 3D olarak layer'ınızı oluşturur seçeneğidir. Kutucuğun içerisi şu anda boş. Biz shape oluşturduğumuz zaman After Effects içerisinde hazır bir şekil oluşturduğumuz zaman After Effects bunu 2 boyutlu olarak algılar ve 2 boyutlu layer olarak açar. Biz onu daha sonradan 3 boyutlu layer'a dönüştürüyoruz. 3 boyutlu layer seçeneğine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi Transform'un içerisinde bir takım değişiklikler oldu. Baktığımız zaman Anchor Point zaten kullanılıyordu. Lakin 3. bir seçenek geldi. Position yine gördüğünüz gibi 3. bir seçenek geldi. Scale 3. bir seçenek geldi. Oryantasyon diye yeni bir transform özelliği geldi. X, Y ve Z rotation diye rotation'ımız 3'e bölündü arkadaşlar. Yani bu bizim 3D layer'ımızın 2D layer'dan farkı. Baktığımız zaman 2D layer'da bir tane rotation bulunurken ve pozisyonun ve scale'in birer ikişer tane özelliği bulunurken, değiştirebileceğimiz özelliği bulunurken 3. boyuta geçtiğimiz zaman bu özellikler 3'e çıkıyor ve rotation seçeneği 3'e bölünüyor arkadaşlar. Zaten 3 boyut adından da anlaşılacağı gibi 3. bir görselin, 3. bir derinliğin olacağını belirtiyor. Bunu bir küp gibi düşünün. Siz bir kutuya baktığınız zaman bunun sadece tek yüzünü görüyorsanız bu 2 boyutludur. Ama bunun sağını, solunu, üstünü veya altını da görüyorsanız ön yüzünden başka, o zaman 3 boyutludur. Dolayısıyla siz bir derinliğe sahipsiniz demektir. Ve yapabileceğiniz hareketlerin sınırlaması birazcık daha genişlemiş demektir. Biz 2 boyutlu layer'larda rotation verirken sadece sağdan sola veya soldan sağa bir döngü verebiliyorduk. Ve yine aynı şekilde pozisyon hareketi verirken yukarıdan aşağıya, sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya gibi sadece 2 boyutlu bir hareket verebiliyorduk. 3D layer'larda ise ileriye geriye ve rotation içerisinde geriye doğru ve öne doğru ve derinlikte sağa veya sola doğru döngü verebiliyoruz. Şimdi bu layer'ları birazcık daha yakından inceleyelim. 3D layer'a geçtiğimiz zaman bizim burada sembolümüz de değişti arkadaşlar. Buraya Y, X, Z, X, Y gibi yani 3. boyutu kullanabileceğimiz bir
grafik gelmiş oldu. Bunu 3 boyutlu layer'larımızda bu şekilde bir grafik bizi karşılar arkadaşlar. Pozisyona geldiğimiz zaman bizim standart sağ sol, yukarı aşağıya ve aynı zamanda burada şu an 0-0 görünen bu değeri hareket ettirdiğimiz zaman ileriye ve geriye doğru, yani bir derinlik var arkadaşlar burada. Şimdi burada üçüncü olan değerimizde pozisyonda olan şu arkadaşlar. Nesnemiz burada size doğru yaklaşıyor ve sizden uzaklaşıyor. Yani üçüncü boyutta biz bunu da yapabiliyoruz. Scale'e geldiğimiz zaman yine büyüklük küçüklük arkadaşlar. Büyüklük küçüklüğü oranlı bir şekilde yapabiliyoruz. Buradaki zincir ikonunu kaldırdığımız zaman büyüklük küçüklüğü değiştirebiliyoruz. Şu anda biz aslında üçüncü boyuttaki büyüklük küçüklük oranını oynamamıza rağmen herhangi bir değişiklik göremiyoruz. Çünkü buna bakış açımızla ilgili bir durum. Bunu daha sonra örneklerle pekiştireceğiz. Şimdilik burayı sıfırlıyorum. Orientation menüsüne geldiğimiz zaman ise bu X, Y, Z rotation'ın döngüsel alandır arkadaşlar. Yani şu anda ben bu kareye bir döngü verdiğim zaman gördüğünüz gibi şu anda bize doğru öne arkaya doğru bir döngü elde ediyoruz. Ortadaki sıfır değerini değiştirince yana doğru bir döngü elde ediyoruz. Bu döngü yalnız yatayda olduğunu dikkatinizden kaçırmayın. Son satırdaki döngüyü çevirdiğimiz zaman bu bizim klasik rotation döngüsü arkadaşlar. Şimdi bunu şu kutu üzerinden göstermek istiyorum. İlk baştaki, daha doğrusu X rotation'ı değiştirdikten sonra bakalım. Şimdi X rotation'da yaptığımız işlem şu arkadaşlar. X rotation dediğimiz işlem budur arkadaşlar. Döngü yaptığımız zaman dikeyde derinlemesine bir döngü elde etmiş oluyoruz. Y rotation yaptığımız zaman ise yatayda bir döngü elde ediyoruz. Y rotation'da bu şekilde bir döngü arkadaşlar. Derinliği bulunan ve bu şekilde bir döngüdür arkadaşlar. 3 boyutta bu şekilde bir döngü elde edebildik. Z rotation'a geldiğimiz zaman ise bizim klasik rotation'ımız Z rotation'da nesnemiz bu şekilde olduğu yerden dönüyor. Bu bizim 2 boyutta olduğu gibi döngü diyebiliriz. Yani biz 3 boyuta geçtiğimiz zaman döngülerimiz değişiyor arkadaşlar. İşin içerisine derinlik giriyor. Derinliğin olduğunu da unutmuyoruz artık. Opacity zaten klasik bizim opacity değerimiz. Şimdi resetliyorum. Aynı zamanda transform'dan sonra buraya bir takım özellikler daha geldi. Bundan önce bizim şurada klasik 3D render diyor. Bu bizim çıktı izleme alanımız. Bunu sinema 4D seçtiğimiz zaman buradaki geometrik ayarlar da aktif oluyor arkadaşlar. Eğer ki 3D'yi kullanırsak, klasik 3D'yi kullanırsak buradaki geometrik options pasif duruma düşecektir. Material options'a geldiğimiz zaman burada bir takım yine ayarlar var. Bu ayarları ilerleyen derslerimizde detaylı bir şekilde göreceğiz. Bizim için şu anda öncelikli olan transform ayarlarıydı arkadaşlar. Yani burada nesnelerimize verebildiğimiz pozisyon hareketlerini kavramaktı. Şimdi transform aracına gelelim ve bir kronometre başlatalım. Animasyon yapalım arkadaşlar. 2 saniyelik bir döngü elde edeceğiz. Bir tur dönmesini istiyorum. 2 saniyede bir tur dönmesini istiyorum. Nidenin nesili de burayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi nesnemizin döngüsü artık içeriye doğrudur. Zaman çizgimi ilerletiyorum. Y rotation'ı başlatıyorum. Ve bir turda Y rotation yapmak istiyorum. Birazcık daha ilerleyelim. Tabii ki buradayken Z rotation'ımızı başlatalım. Ve bir turda burası dönmüş olsun. Şimdi izleyecek olursak, öncelikle içeriye doğru bir döngü, sonra yana doğru bir döngü. Bu da bizim klasik rotation döngümüz. X, Y, Z'nin farkı budur arkadaşlar. Burada karıştırılmaması gereken scale ve pozisyondaki üçüncü boyut arkadaşlar. Şimdi karıştırılmaması gereken dediğimi örnekle göstermek istiyorum. Örneğin biz scale'i büyütüp küçülttüğümüz zaman nesnemizi baktığımız zaman sanki büyülüp küçülüyormuş gibi bir his var, değil mi? Zaten büyütüp küçültüyoruz. Böyle bir his yok. Esas biz bu hissi nerede hissediyoruz?
bu üçüncü pozisyon hareketinde. Bu değeri değiştirdiğimiz zaman nesne büyülüp küçülüyor gibi. Yani baktığımız zaman nesne büyülüp küçülüyormuş gibi bir izlenim var arkadaşlar. Aslında burada büyülme küçülmeden ziyade ileriye ve geriye doğru bir hareket var. Peki bunu nereden anlarız? Bunu nasıl görebiliriz? Burada aktif kamera diyor arkadaşlar. Aktif kamera seyircinin gördüğü kameradır arkadaşlar. Yani izleyicinin siz render aldığınız zaman çıktığınızın seyirci tarafından, izleyici tarafından nasıl görüneceğini göründüğü kameradır. İlerleyen günlerde kameralar dersinde farklı açılardan seyirciye nasıl gösterilebilir? Bununla ilgili örneklerim gelecek. Ama bugün biz şu anda kendi gözümüzden, daha doğrusu render'ı kendi gözümüzden göreceğiz. Daha sonra bunu seyirciye göre uyarlayabileceğiz. Burada aktif kamera seçeneğine geldiğimiz zaman front, left, top, back, right, button, custom view gibi seçenekler var arkadaşlar. Bu front dediğimiz zaman ön cephedir arkadaşlar. Zaten herhangi bir değişiklik görmüyoruz burada. Left dediğimiz zaman nesneye yandan bakıyoruz. Yan bir açıyla bakıyoruz. Gördüğünüz gibi düz bir çizgi haline geldi nesnemiz. Çünkü bizim çizmiş olduğumuz shape'imizi şu anda biz yan çevirdik. Bunu ince bir kağıt sayfası gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şu anda yandan görünüm. Top dediğimiz zaman üstten görünüm. Nesneye yukarıdan bakıyoruz arkadaşlar. Biz 3D layer yaptığımız zaman artık bizim çalışma alanımızı bir kutu gibi düşünün, bir oda gibi düşünün arkadaşlar. Biz buna sağdan soldan, cepheden, yukarıdan ve aşağıdan bakabiliyoruz. Custom view seçeneğine geldiğimiz zaman birazcık daha yandan bir görünüş. Ne tam sağ ne tam ön, biraz daha yandan bir görünüş oluyor arkadaşlar. Şimdi custom view seçeneğini aktif ettik. Büyüklük küçüklük yaptığımız zaman nesnemiz gördüğünüz gibi büyüyor ve küçülüyor. Buradaki üçüncü pozisyon değerini oynadığımız zaman nesnemizin öne doğru ve geriye doğru gittiğini görebiliyoruz. Bunu cepheden baktığımız zaman tabii ki büyüyor ve küçülüyormuş hissi verir. Lakin şu anda biz ileriye doğru ve geriye doğru gittiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde izlemeyi biz top dersek, yani yukarıdan izleme olarak bakarsak ve yine aynı şekilde hareket verirsek nesnemizin aslında ileriye ve geriye doğru hareket ettiğini görebiliyoruz. Burada pozisyon hareketlerini dilerseniz buradaki selection tool'umuz seçiliyken buradaki nesnelerimizin üzerine gelerek de kullanabiliyoruz. İleriye geriye, sağa sola hareketleri buradan yine verebiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz burada izleme alanınızı 2'ye veya 4'e çıkartabiliyorsunuz. İkili izlemeye geçtiğimiz zaman birinci kamera ve ikinci kameranın görüntüsü arkadaşlar. Burayı da şu şekilde fit yapalım. Ekranımıza tam sığsın. Burayı da fit yapalım. İkisi de aynı olsun. Şu anda ikisi de top, üstten görünüm. Biz bunu dilersek aktif kamera seçebiliriz. Bu aktif kamera seyircinin gözü, bu da top. Dilersek bu kamerayı seçtikten sonra, bu izleme alanını seçtikten sonra burayı da custom view yapabiliriz. Buradaki görüntüyü şu anda herhangi bir değişiklik yaptığımız zaman yine değişiklikleri görme şansına sahibiz. Lakin şunu unutmayın, seyirci bu açıdan değil, her zaman aktif kamera görüntüsünden, yani render aldığımız zaman burayı görecektir arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmayı unutmuyoruz. 3 boyutlu nesnelerin daha gerçekçi ve dinamik görünebilmesi için ışığa ve kamera açılarına ihtiyacımız var. Bugün sizlerle After Effects içerisinde 3 boyutlu layer nasıl oluşturulur? 3 boyutlu layer'ın 2 boyutlu layer'lardan farkı nedir? 3. boyuta geçtiğimiz zaman transform özellikleri ne gibi değişiklikler gösterir? İzleme açıları nelerdir? 1. ekran, 2. ekran nasıl aktif edilir? Ve bu layer'lar nasıl animasyona dönüştürülür? Açıklamaya çalıştım. İlerleyen günlerde ışık ve kamera kullanımından sonra layer'larımız gölgelendirilerek de daha detaylı ve daha kaliteli görünüyor olacak. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.